Merhaba. AYT matematik hakkında bir oynatma listesi oluşturuyorum. İçerik şu şekilde. En çok çıkan 3 soru tipi. Bunlar keşke sınava girmeden önce görmüş olsaydım diyebileceğiniz türden sorular. Öyle ki her konu için çıkabileceğini düşündüğüm, öğretici olduğunu, konuyu özetlediğini düşündüğüm 3 soru tipini burada sizlere anlatarak çözeceğim. Tabii bir konuyu 3 soruya sığdırmak her zaman kolay olmayacaktır. Bu durumda video başlıklarını şu şekilde ayıracağım. Atıyorum. İntegral en çok çıkan 3 soru tipi birinci kısım. İntegral en çok çıkan 3 soru tipi ikinci kısım vesaire vesaire. Bu şekilde AYT matematiği baştan sona bitireceğiz. TYT matematik için bir oynatma listesi zaten oluşturmuştum. Bunun dışında sizinle sadece matematik hakkında değil, hayata dair şeyler konuşmak, paylaşmak da istiyoruz gibi yorumlarınızı görüyorum. İlginiz için teşekkür ederim. Dolayısıyla her dersin içinde hayata dair konuştuğumuz kısa kesitler de olacak. Ve bununla birlikte burada soruları sizlere anlatırken aslında konuyu bilmiyor olduğunuzu varsayıp ihtiyacınız olan formülleri verip soruyu sıfırdan çözeceğim. Biraz ders, biraz eğlence. Bu en ağır konuları bile çerezlik halledebileceğiniz bir oynatma listesi olacak. Öyleyse yapalım gitsin. Şimdi AYT matematikte en çok çıkan 3 soru tipinde fonksiyonların birinci kısmındayız. Soru 1. Yukarıdaki ifadelerden hangileri birebir ve örten fonksiyondur? İşte 1, 2, 3. öncüllerde 3 farklı fonksiyon atanmış. Arkadaşlar bu tarz soruları çözebilmemiz için bunların grafiğini çizebiliyor olmamız gerekiyor. Çizelim. 1. Ne demiş? Fx eşittir x artı 5. X'e 0 verdik, y'ye 5. Y'ye 0 verdik. X'e eksi 5. Yani şu şekilde x'in artan değerleri için artan doğrusal bir fonksiyon. Neden doğrusal? Çünkü x'in katsayısı 1. What? 2 olsaydı parabolik olacaktı. Şimdi önemli olan bunun nerede tanımlı olduğu. Bakın doğal sayılarda o zaman x negatif olamaz. Yani x orijinden sola gidemez. Doğal sayılarda olduğu için fonksiyonun bu tarafı anlamlıdır. Tamam. Geçtim 2. Fx eşittir x eksi 3. Benzer bir mantıkla çiziyorum. İşte x'e 0 verdim. Y'si eksi 3. Bu ifadenin 0 olması için x'in 3 olması gerekiyor. 3'e eksi 3 noktasından geçen bir doğru. Ve nerede anlamlı? Bakın tam sayılara atanmış. Dolayısıyla grafik hem pozitiflerde hem de negatiflerde tanımlı. Geçtim. Üçüncünün grafiğini çizeceğim. Fx eşittir x kare artı 2. Evet. Şimdi x karenin grafiği neydi? Şu şekilde orijinden geçen, kolları yukarı bakan bir parabol değil mi? Peki artı 2 dersem ne yapıyorum? Bunu 2 birim yukarı öteliyorum. 2. Dolayısıyla bu grafik nerede anlamlı? Gördüğünüz gibi şuradan yukarısını kapsıyor. Şimdi bunlar birebir mi, örten mi? Bunu anlamak için şöyle bir yöntem var arkadaşlar. Birebir örten. Şimdi bakın x eksenine paraleller çektiğimde bunlar grafiği bir noktada kesiyorsa bu evet birebirdir. Ve fonksiyon atandığı görüntü kümesinin hepsini kapsıyorsa ki bu kapsamıyor. Bakın buradaki y değerleri de doğal sayı, doğal sayılara atanmıştı. Ama gördüğünüz gibi burayı kapsamıyor. Burası dışarıda kaldı. O zaman örten değildir, içinedir. Şimdi x eksenine paraleller çektiğimizde grafiği bir noktada kesiyor daima. Öyleyse bu birebirdir. Ve atandığı yeri yani tam sayıları hem pozitifleri hem de negatifleri kapsıyor mu? Evet, öyleyse bu aynı zamanda örten bir fonksiyondur. Geçtik 3. grafiğe. Şimdi atandığı yeri komple kapsıyor mu? Bakıyoruz nereye atanmış? Tam sayılara ama gördüğünüz gibi 2'den aşağısını kapsamıyor. Öyleyse örten değil. Peki paralel çektiğimizde bir noktada mı kesiyor? Hayır, iki noktada kesiyor. Öyleyse birebir de değil. Bize ne soruluyordu? Hangisi hem birebir hem de örtendir? Dolayısıyla yalnız iki bu sorunun doğru cevabı olarak bulunacaktı arkadaşlar. Güzel. Öyleyse kendimizi bir ödüllendirelim.
Ödül sistemi her zaman işe yarar arkadaşlar. Kendinizle barışık olmanızı sağlar. Örneğin güzel bir işi yaptığınızda ne bileyim sınavınız falan iyi geçtiğinde gidin markete en sevdiğiniz çikolatayı alın. Şımartın kendinizi. Bu şekilde kendinizle barışık olmanızı sağlar bu durum. Fx birebir örtem fonksiyon ve f, r fark a'dan r fark b'ye tanımlanmış. Fx eşittir 3x artı 5 bölü x eksi 7 olduğuna göre a çarpı b çarpımı karşıtı. Şimdi bunun tanım kümesine r fark a. Yani bütün reel sayılar gelsin, a gelmesin kardeşim denmiş. Niye? A'yı sevmiyorlar mı? A lanetli bir sayı mı? Hayır, değil tabii ki. Çünkü a burayı tanımsız yaptığı için a'yı almamışlar. Peki burayı tanımsız yapan değer nedir? Paydanın 0 olduğu değer, yani x'in 7 olduğu değer. Bu durumda a eşittir 7 çıktı zaten. B de görüntü kümesini tanımsız yapıyormuş. Şimdi bu ne demek? Görüntü kümesini tanımsız yapmak demek. Görüntü kümesine nasıl ulaşırsınız? Fonksiyonun tersini alırsanız görüntü kümesi fonksiyonun içine girer. Dolayısıyla görüntü kümesini tanımsız yapan değer aslında fonksiyonun tersini tanımsız yapıyor demektir. Peki bunun tersini nasıl alırsınız? Evet, burada bir kısa yol var ama ondan daha sonra bahsedeceğim. Çünkü karşılaşacağınız bütün fonksiyonlar bu kısa yola uygun olmayabilir. Benim anlatacağım gibi uzun uzun çözmeniz gerekebilir. Şimdi bunun asıl mantığı şudur. Fx, yani yazıyorum y eşittir fonksiyonu yazıyorum 3x artı 5 bölü x eksi 7. Buradaki mantık şudur. X'i yalnız bırakırsınız. Tamam, burada x'i nasıl yalnız bırakacaksınız? İçler dışlar çarpımı yaparsınız. Y x eksi 7y eşittir 3x artı 5. Şimdi burada x'leri bir tarafta toplayalım. Y x attım buraya. Eksi 3x eşittir 7y artı 5. Şimdi burayı x parantezine alırsak y eksi 3 eşittir 7y artı 5. Y eksi 3'ü de karşıya bölü olarak atarsak x eşittir 7y artı 5 bölü x y eksi 3. Şimdi tersini bulduk aslında. Son basamak x gördüğünüz yere y, y gördüğünüz yere x yazmak. Yazıyorum y eşittir 7x artı 5 bölü x eksi 3. Fonksiyonun tersi bu arkadaşlar. Şimdi burayı tanımsız yapan değer ne? X'in 3 olduğu nokta çıktı. B eşittir 3. Soruda ne soruluyordu? A çarpı B. Bu durumda sorunun doğru cevabı 21 olarak bulunacaktı arkadaşlar. Şimdi buradaki kısa yol ne? Hani bunun tersini kısa yoldan nasıl alırsınız? Eğer ki bu formda verilmişse yukarıdaki x'in katsayısı ve aşağıdaki sabit sayı yer ve işaret değiştirir. Yani ne demek? Bu yazıyorum. İşte bu eksi 7 idi ya, yukarıya artı 7 olarak çıkacak. 7x y eşittir 7x artı 5 bölü x eksi 3 diye aşağı negatif olarak inecek. Eksi 3. 7x artı 5 bölü x eksi 3. 7x artı 5 bölü x eksi 3. Yapı buysa bu kısa yolu kullanabilirsiniz. Ama yapı buna uygun değilse uzun uzun benim anlattığım gibi x'i yalnız bırakacaksınız. Sonra çıkan ifadede x yerine y, y yerine x yazacaksınız. Tamam mı? Devam. Şimdi bende şöyle bir durum var. Atıyorum x kişisi gelir bana y kişisi hakkında olumsuz dedikodu yapar. Ben de ister istemez y kişisine karşı biraz kurulur, ona mesafe koyarım. Sonra x ve y kişilerini kol kola görürüm. Bu durumda x kişisine de mesafe koyarım. Günün sonunda yalnız kalırım. Tanıdığım ne kadar 200'lü insan varsa bir şekilde birileriyle birlikte ve mutlu. Tanıdığım ne kadar dürüst insan varsa yalnız ve yıpranmış. Bunda ne mesaj gizli? Falan. Neyse, biz matematiksel problemlerimizi çözelim. Şimdi fx fonksiyonu atanmış. Tamam, eşittir x kare eksi 8x artı 10 olduğuna göre f'in tersinde 3 karşıtır. Şimdi bu tarz bir soruyu çözebilmeniz için bunun tersini alırken tam kareye çevirmeniz gerekir. Ne demek istiyorum? Yazıyorum fx, yani y eşittir x kare eksi 8x artı 10. Bakın şurası bir yerden tanıdık geliyor mu? X eksi 4'ün karesi. Ama x eksi 4'ün karesi nedir? X kare eksi 8x artı 16. Benim elimde
Artı 16 yok ki. Artı 10 var. Tamam, benzetirim. Sonradan 6 çıkarırım. Eşittir. X eksi 4'ün karesi eksi 6. Tamam, şimdi buraya daha temiz bir şekilde yazıyorum. X eksi 4'ün karesi eksi 6 eşittir y. Şimdi eksi 6'yı attım karşıya. X eksi 4'ün karesi eşittir y artı 6. Şimdi her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Buranın karesi gitti bu durumda. Dışarıya x eksi 4 olarak mı çıkacak yoksa negatif olarak mı çıkacak? Bakıyoruz. Nerede tanımlı? X'in 4'ten büyük olduğu yerlerde tanımlı. X 4'ten büyükse bu ifade zaten pozitiftir olduğu gibi çıkar. Yani x eksi 4 olarak çıktı eşittir. Buranın karekökünde alırsak karekök y artı 6. Şimdi şu eksi 4'ü de karşıya atıyorum. X eşittir 4 artı karekök y artı 6. Tamam. Bakın aslında sınırlar buradan geliyor. Şimdi şu ifade karekök negatif olamayacağı için x ne olur? En küçük 4 olur. 4 ve 4'ten büyük olur. Karekök için negatif olamayacağı için y eksi 6'dan daha küçük olamaz. Eksi 6'dan küçükler burayı negatif yapar. Dolayısıyla y eksi 6 ve daha büyüktür. Eksi 6 ve daha büyük. Güzel, doğru yoldayız. Şimdi tek yapmamız gereken x yerine y, y yerine x yazmak. Tamam, yazıyorum. Y eşittir 4 artı karekök x artı 6. Fonksiyonun tersi bu. F'in tersinde 3 soruluyordu. Yazın x gördüğünüz yere 3. Bu da ne yapar? 4 artı karekök 9. Bu da eşittir 3 artı 4'ten 7. Bu sorunun doğru cevabı olarak bulunacaktı. Şimdi bakın burada daha pratik bir yol var. Fark ettiniz mi? Bunu da ikinci yol olarak anlatayım size. Şuraya bir yıldız koyayım. Bazen bu tarz düşünmek size zaman kazandırabilir. Şimdi f'in tersinde 3 nedir? Ne demek? Aslında şunu soruyor. F'in düzünde 3'e giden değer nedir? F'in düzüne x kare eksi 8x artı 10. X kare eksi 8x artı 10. Ha, bunu 3 yapan değer nedir? Soru aslında bunu soruyor. Şimdi 3'e attım buraya. X kare eksi 8x artı 7 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsanız x eksi 1 çarpı x eksi 7 eşittir 0. Buradan x 1 eşittir 1, x 2 eşittir 7. Hangisini alacağım? Tanım kümesine bakıyorum. X 4'ten büyükse 1 olma ihtimali var mı? Hayır. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı yine 7 olarak bulunurdu.